bir maça galiba 2-3 kişi mi veriyorlar işte iki kişi şeyleri hani hem canlı izliyorlar hem bir daha izliyorlar istedikleri şey yapıyorlar bir kişi de onun sağlamasını yapıyor galiba yanlış bilmiyorsam sistemde öyle bir şey okumuştum diye hatırlıyorum. Alcaraz final üst üste birkaç Grand Slam falan oynasın bir o kazansın bir öbürü biraz belki birisi bir hükümdarlık kursun bu oyun ve spor kavram karması da oradan çok konuşulur hangisi büyük şemsiyedir hangisi altta küçük şemsiyedir aslında değişir yani bence duruma göre. Sokrates'e hoş geldiniz. MC işbirliği hazırladığımız sıkça sorulan sorular programında yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Hep böyle bir yarışma programı gibi açmak istemiyorum, istiyorum ya biliyor musun? Yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bu senin için bir yarışma programı zaten. Senin bilgilerini test ediyoruz. Evet, biraz Farkında öyle. değilsin. Üçüncü senenin sonunda da ama. Çocukken Bülent Özveren bana sorsun diye kafayı yerdim <laughs> ya. Yani. Vallahi ama. Yarışmaları sunar diye banko manko. Ha, ha, evet evet ya, hatırlıyorum. Çok Oo. Çok ben o yarışmaları bayağı manyak. O yüzden zaten böyle kafam öyle çalışıyor. Ansiklopedi okuyup yarışma izliyordun. Bravo de. abi. Bravo. Manyak gibi. Manyak gibi manyak. Haydi. Kafayı yemiş bir şey gibi. <laughs> Bizim şimdi Pars'ta benim oğlan da şey yapıyor sürekli. Plaka ezberliyor. <laughs> baba böyle diyor. Sakarya gördüm baba. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz. Sürekli şey. Kayseri gördüm. <laughs> ben de İlken ben de ya. bizi bir şey almasın da şey yapıyorum. 63 kaç? şey, 63 hangi şey diyorum. Ben de çünkü çocukken direkt plaka ezberlerdim. Çok iyi. benim çocukluğum da 67'ye kadardı. Evet öyleydi Şimdi abi. 91 oldu galiba. Yok 81. Ben 81 81, 81 81. Şeyle bitti. Neydi lan? En son hangisi oldu abi? Ayyburt muydu? Düz, düzce Barbie. mi? Düzce düzce. Düzce, düzce mi sonu? 81 düzce. Olabilir abi. 67'den sonrası bende kayıp. <laughs> Yeni illerle beraber. Yok şaka yapıyorum tabii biliyoruz 70 karama falan. Bilirsin ya. abi sen bilirsin ya. Onu Neyse şaka bir yana. Armancım nasılsın? Çok Dur öyle hemen geçme sorulara ya. Çok iyiyim. Ben soru soruyorum önce dur. Çok iyiyim çünkü Hı. kupa kazandık. Oh evet. <laughs> Liverpool kupa kazandı. Ee, şeyimiz editörümüz, prodüktörümüz bu programa Liverpool maaşıyla giriyoruz. <laughs> Liverpool maaşıyla değil. Dua Lipa'dan neydi şarkının? <laughs> One değil? kisses all it <laughs> takes. Aynen. Bununla giriyoruz hocam. Gir, girmezseniz programın yayınlanmasını istemiyorum. Şey yapmıyorum. Çok güzel olur ha. Acayip güzel olur. Bize çok uyar ya. Gelelim. Vallahi sana çok uyar. Bir de dans edersin. Kapanışta <laughs> güzel olur ha ya kral. Yalnız Liverpool taraftar ya da sempatizan olmanın yanı sıra çok da daha... İyi maçtı 0-0 için çok iyi maçtı ya hocam. Müthiş bir yani maçtı. Yani şey daha doğrusu bir sıfır bitti de yani uzatmaya gitme Müthiş anlamında. Müthiş bir maçtı ben acayip çok keyif maç. aldım. Bir de hani içindeki hikaye falan da çok iyi. Çoluk çocuklar. İçindeki vardı. küçük ya, kızı. Çoluk çocuklar hakikaten içlerindeki ee, gücü çıkardılar belli ortaya. Belli bir süreden sonra zaten kaç 7 mi 8 altyapı oyuncusu oynadı. Bu Barcelona'nın meşhur hani tabi o şampiyonlar gibi finali de. 7 ee, tane akademi oyuncusu vardı abi. Roma'daki finalde galiba ilk 11'inde 7 Barcelona altyapısı vardı. La Masia vardı e, Barcelona'nın. Ondan sonra, vardır. E, tabii bu, bu Karabağ Kupası yani lig kupası da sonuçta nasıl olsun önemli. Bizde de o kadar vardı vallahi. O yüzden keyfimiz yerinde abi. Şey güzel bir başlık atmış onu sevdim bak. Hadi böyle şeyle girdik. Barney Ronay güzel bir yazı yazmış gardiyan Sabah onu okudum programa gelmeden. <laughs> şey e, halihazırda yani sürekli Chelsea bir proje olarak sunuluyor işte hı -hı, yani, hı. Şey, yani şey yani işte işte proje diye sunulan takımla gerçekten bunu satmayıp e, projem içerisinde kızmasın ya şu anki yönetimle alakalı bir şey bu. Bu Çok önemli bir şey ya İyi yönetim kararları Kesinlikle. hemen kendi karşılığını buluyor. Neyse Kesinlikle. bu ayrı mesele. Çıksa so sorulan sorularda çok geldiği için bu tip e, yapısal sorular değil. Aslında bu hikaye güzel anlatıyor diyeyim ve soruları bekliyoruz efendim. Çok soru var elimde giriyorum Allah hayangir. Kral Midas. Federer, Nadal, Djokovic'ten <laughs> sonra erkeklerde dominant birisi çıkar mı yoksa kadınlar tenisinin düştüğü duruma mı düşer? <laughs> Abi, çok varsayımsal bir soru tabii ki bu. Bir de bu e, kadınlarda bence bir dominant yıldızdan öte tabii ki bir sürükleyici figür tabii ki önemli. Şimdi karışık konuştum özür Baştan alıyorum. Sürükleyici figür önemli tabii ki. Yani nedir o? Özellikle bu sosyal medya çağıyla beraber bir sporun yüzü veya yüzlerinin olması. Ama bence rekabet asıl orada yukarı çeken unsur. Yani federer evet 2000'lerin başı ortasıyla beraber kendi yükselişinde özellikle bir bahsediyoruz. 2004-2008 arası, 2007 arası Federer'in inanılmaz bir dönem yani o. Ee, şey, Osmanlı'nın şeyi bu. Meşhur Viyana kapılarına dayandığı döneme kadar giden şey. Federal Viyana'da yükseliş. Nadal oluyor Federer için zaten önce. <laughs> Biraz tuhaf benzetme oldu özür dilerim ama yani hani. <laughs> Özellikle bu Osmanlı döneminden sonra tuhaf oldu. Neyse ee, biz de tabii ki kınıyoruz hocam. Ee, tuhaf söylemleri yani hala bunları konuşmakta tuhaf diyeyim. Toplumsal mesajlarımızda verdik. Politik mesajlarımız. Sonunda da yine veririz. Veririz yine. Diyelim ee, o yüzden o rekabet daha fazla yukarı çeken unsur oluyor. Ee, kadınlar tenisinde bence o biraz daha fazla eksik kaldı. Yani ara ara böyle parlayan yıldızlar çıktı. Evet seyircimize katılıyorum yanın. yandan. Ee, çok devamlılık süreklilik problemi oldu. Ee, özellikle de çok altın çağlar yaşadı kadınlar tenis. Yani şimdi işte en çok uzağa gitmeyeyim 80'lerden Navratilova, Evert işte o dönem hatta bazı çek oyuncular Hanna Mandelikovalar ee, derken onun arkasına doğru yavaş yavaş Graf'ın gelişi 80'lerin sonu Graf'ın meşhur ee, olimpiyatıda kazandı, kazandığı Golden Slam'i 88 olan üstü bir sene. Yani tenis tarihinde onun üstüne bir sene yok mesela. Bir de oyun tarzıyla da olan üst işte figraf. Hep söylüyorum geçen Gold tartışmasında da. Evet, evet. Linçlen, linçlendi mi bilmiyorum bakmadım şeye yorumlara yok, Abi sen o, niye linçledinsin ya? Gold muhabbetinden. Gold meselesi böyle şey yapar, espri olarak da inçlenme diyorum ya. Ee, sonra 90'lar, başka yıldızlar geldi işte Monica Seles'i, Martina Hingis'i, Amerikalılar bir yandan böyle hani çok çeşitli ve çok rekabetlerin de yoğun olduğu dönemler. 2000'ler Belçikalılar geldi. Williams'lar geldi. İşte bir Williams kardeşler, bir Clijsters, Hennen ee, derken var olan başka önemli raketler derken, unuttum kesin vardır da. Yani o hep bir sürükleyici yıldız ama karşısında mutlaka rakip de var. Yani O çok önemli bence. Ama maalesef seyircimizin dediği gibi son yıllarda biraz bu baya çöktü maalesef. Şimdi son dönemde işte Şiviyon tek biraz çıktı. Biraz hatta arada eşpartinin çıkışı önemliydi. Mesela eşparti iyi bir taşıyıcı yüzdü. Burada da içine güç öyküsüne konuk etmiştik. Ama o da mesela erken koptu. Eşparti kalsa Şiviyontek derken en son işte e, Ribakinalar, e, Sabalenkalar derken biraz daha böyle bir ortam rekabetçi olacak. Ama tam o sürekli aynı oyuncuların ara ara Grand Slam finalinde karşılaştığı bir dünya inanılmaz ilgi çekici hale getiriyor. Çünkü bir rekabet anlatısı oluşturuyor. Olur mu bu erkeklerde? Şimdi erkeklerde bir süre bir bocalama olabilir ama şimdiden bir rekabet oluşmaya başladı. Eğer sağlık kalırlarsa ve görün şey olarak da hikayeleri olarak da ve oyun tarzları olarak da birbirine çok zıtlar. Aynı Nadal Federer'in çıkışı gibi. Yannick Sinner Carlos Alcaraz mesela. Aralarında mesela işte şey de katabiliriz. Bir önceki ara Next Gen'den de ee, ziverev'di, Medvedev'di aslında erkekler tenisinde e, gerçekten üst seviye tabii ki henüz o üçlünün e, seviyesinde bir rekabet oluşması zor. Bence beklentileri zaten oradan kurmak çok şey. Ee, ya yani şöyle bir şanssızlığı var Himalaya'lar oldu yani orada. Yani Himalaya'ları dünyada üzerine istersen e, az şey çıkma kat çık, oraya çıkamıyorsun yani bir şekilde. O yüzden de e, Himalaya'ların üzerine kurmak için yeni bir dünya oluşturmak gerekiyor belki de. Yani biraz zaman geçmesi gerekiyor. Çok da iddialı konuşmak istemiyorum çünkü e, bir anda bakmışsın e, çok acayip bir rekabet oluşmuş. Oradaki tek sorun şu, o kadar ağır bir hakimiyet döneminden geçtik ve hala Djokovic orada, hala Nadal burada. İşte Amerika'ya giden uçaktan beraber fotoğraf koyduğunda internet yıkıldı. Yani gene breaking the net yani hani orada işte e, keçi keçi şeyde bulurmuş diye <laughs> Business, uçakta bulurmuş ya. Yani God muhabbetinden söylüyorum keçi keçi. O yüzden de e, yani. Biraz zaman geçmesi lazım o algıların. Yani o kadar çünkü referans noktası ki e, burada ne kadar büyük bir rekabet oluşturursan oluştur. O anlatıyı kırman çok zor. Ya anlatıyı derken e, yapay bir anlatıdan bahsetmiyorum. Çok taze çünkü o rekabet hala. E, o nedenle de biraz şanssız olacak maalesef. E, ama yine de Alcaraz final üst üste birkaç grand Slam falan oynasın. Bir o kazansın bir öbürü. Biraz belki birisi hükümdarlık kursun. E, gene o şeyi oluşturur. Tam aynısı değil enerji ve şey olarak etkileme anlamında. Ama boş kalmayacak gibi sanki o yetenek grubunu bulmuş gibi. Formation Cloud'un sorusuyla devam ediyorum. Ha, bu arada özür dilerim. Bu üçlü kaç jenerasyon harcadı bu arada onu da söyleyeyim. Tabii. Ya arada Wawrinka, Murray, Del Potro gibi böyle tık tık birer, bir, bir, birer kişiler birkaç tane Grand Slam kazanan oyuncu çıktı da kimler elba oldu ayrı bir liste yapılır. Bu Jordan dönemi şampiyon olmayan yıldızlar gibi NBA'de. Bora Erdem'in sorusu. Buyur hocam. <laughs> Siyahi ABDli sporcuların isimleri neden bu kadar farklı? Jamar, C.D. Shakari gibi isimler Afrika kökeninden mi geliyor? Lütfen Shakari. <laughs> yani neyse işte. Bu espri yaptım. Neden biliyor musun? Ee, Shakari Richardson geçen bu Dünya Şampiyonasında işte parlayan yıldızdı. Ee, ondan sonra Amerikalı 100 metre, 200 metre sprinter çok ünlü oldu. Hatırlıyorum. Kadın atlet şey. Bir basın toplantısı ismi şey söyle. Pardon. bu mix ona geliyorsun. sporcular gelir. Çeşitli kanallar televizyon şeyleri şey yapar. röportaj yapar seninle. Bir kanal geldi ona. Şakar, şakar, şakar. Herkes şakar ediyor. Gitmiyor onlara. Bizim Eurosport'taki bir şey var. İngiliz yorumcu vardı. Şeydi. Şakari, şakari dedi. O da siyah şey kökenli. Afrika kökenli bir yorumcu. Ondan sonra... Geldi Çeride. Şey e, siz bana do ismimi doğru telaffuz eden tek e, basın şey oldunuz. O yüzden size geldim dedi. Hmm. Evet, çok iyi ya. Yani, yani. Zor isimler bu arada zor isimler. gerçekten. Neden bunu anlattım? Kök köklerinde çünkü. Şöyle abim, nasıl anlatsam Amerikan tarihini bilmek gerekiyor biraz bunu için. Amerikan e, Amerika siyah komünitesinin toplumunun e, getirdiği bir isimlendirme kültürü bu. Hatta bununla ilgili ben e, Şakil Onay'ın ismiyle ilgili bir şey bakarken öğrenmiştim. Ee, aslında e, çünkü Şakil da ilk çıktığında çok tuhaf bir isim. Şakil diye bir Amerikalı oyuncu ya da şey var mı basketbolcu yok yani 80'lerde falan bulamazsın. İşte Karim var, Hakim var. Hep bak Afrika köken ya da şey Müslüman isimleri. Hani Karim Jabbar sonuçta Lou Walsandor aslında. Ama köle ismini diye değiştiriyor ya. Hı hı hı. Çünkü aslında siyahların 50'lere 60'lara kadar ağırlıkla o beyazların koyduğu köle isimleri Yoğunlukta ya da bunların çoğu da genelde veya kendi aldıkları isimlerde daha çok İncilden koyulma isimler hocam yani işte Ayza ee, yani İncil'in o belli ayetlerinden uh -huh. bölümlerinden gelen kut şey isimlerin azizlerin şeylerin falan isimleri konuluyor sonra 60'lar 70'ler özellikle 70'lerde büyük bir değişim oluyor çünkü 70'lerde büyük kentlerin getolarında daha böyle izole edilmiş siyah mahallelerinde siyahlar kendi kültürlerinin nasıl hip hop'un veya siyah kültürünün o dışa vurumunun çeşitli örnekleri vardır ya müzikten uh -huh. işte diğer sanat dallarına kadar sinemaya kadar hatta onun bir diğer kültürel dışa vurumu da isimlere yansımaya başlıyor. Diyor ki biz niye bu isimler alıyoruz? O işte köle isimlerini değiştirme meselesi oradan da geliyor. Yavaş yavaş kendi köklerinden isimleri koymaya başlıyorlar. Ben Shakir Onay'ı araştırırken Shakil mesela Şakil aslında bir Arapça isim. Şakil galiba şey demek yakışıklı demek yanlış bilmiyorsam ya da güzel görünüşlü demek diye hmm. öyle hatırlıyorum. Onu ama kendi kültürlerine yoğurarak Şakil diye koyuyorlar yani böyle hatta Şakil'in kökeni Louisiana yanlış bilmiyorsam zaten LSU'da okuyor şeyde Louisiana State Üniversitesi'nden çıkışlı. Mesela orada da Creole denen bir Fransız kültüründen temas etmiş siyah komünite var toplum. Onların isimleri mesela şey var, Monique, işte Fransız isimleri, Antoine. Aha. Ama mesela onlar dönüşmüş işte. Şimdi Amerikalı isimlere baktığınızda hani e, ne var? Antoine'ı daha farklı yazıyorlar. Antoine, hani W'la falan yazıyorlar. Fransızca yazımı gibi değil de kendi o e, siyah kültürün içine harmanlanarak dönüşüyor aslında. Mesela onlar şeyi getirmeye başlamışlar. prefix ve suffix. Nedir o? Öne ek, sona ek. İşte La Chambre, Deschamps, e, Demar. Hani mesela Ma Marvel diye bir isim var diyelim, Demar gibi gibi böyle çeşitli çeşitli köklerden Arap kendi köklerine dönüyorlar Fransız kültürüne etkileniyorlar o 70-80'lerde diğer kültürel etkileşimlerden ya da dil etkileşiminden yeni e, isimler üretiyorlar mesela bu Brezilya isimlerinde de vardır hep Alex Belosso'nun kitabında çok güzel anlatır isimler nasıl gelmişti diye burada da siyah kültürünün içinde böyle bir e, nasıl desem devinim ve dönüşüm oluşuyor ve isimler hani o ismi okuduğunda yanında fotoğrafı ya ismi yoksa da ya bu siyah olabilir diye düşünürsün değil mi Hatta şey denir. bununla ilgili bir yazı yazılmıştı. Ya siyah isimleri farklı mı yoksa biz mıyız diye bir yazı vardı. Hani biz mi isimleri böyle kodluyoruz? Ama hakikaten biraz o dönüşüm var. Farklı yani. canım. Var yani. Yani. Ya mesela ne bileyim işte Demar de Rosen diye bir beyaz olmayacağını tahmin edersin genel. Çünkü o isim biraz uydurulma ya da icat edilme isim. Uydurulmak hı hı. yanlış olur. Şey diyorum çünkü değerini düşürüyor gibi oluyorum. Yanlış yorumlamış olurum yeniden üretme, kendince bir kültür yaratma meselesi aslında orada söz konusu olan. şekeri de mesela o mesela apostroflar kullanmayı seviyorlar. O bir örnek seyircimizin verdiği örnek. Hani orada mesela muhtemelen tam hatırlamıyorum hikayesini de şey şahla başlayan bir isimle Kerinin birleşmesinden oluşabilir. Mesela Trayvon diye bir isim var. Ee, neydi? E, Tremel'la anne babasının ismini birleştirerek oluşuyor. <gülüyor> <gülüyor> mesela Ayşe, Ayşe dönüşe dönüşte işte Şante falan oluyor. Le Chante, Le Chante, Mi e, Cantare, La Le ekliyorlar mesela. Böyle böyle hocam. Çok güzel, çok güzel. Aynen. Ya. ya anlatabildiysem çünkü biraz kar, şey geniş bir yelpaze. Hani tek bir kökten alınmıyor bu işte. Arapçası var, Fransızcası var, kendi içinde dönüşümü var. Yani kendilerine konulmuş isimler aslında bir reaksiyon olarak ettiler kendi kültürleri ve bunu çok kısa sürede yapıyor. Yani kısa bir zaman dilimi arasında oluşuyor. Bu o enteresan bence diye söylemiş oldum. Çok olarak. güzel anlattın. Bu son dönemde hakikaten acayip isimler. Bir de şey şimdi yeni şey isimler var. Ee, sevdikleri sporculardan koyarak işte şimdi Atlanta'nın bir yedek gardı var Kobe Bufkin. Bir tane yeni çocuk geliyor alttan. Ee, Baylor Üniversitesi'nde oynuyor galiba. Neydi ya? Kobe Melo muydu? Neydi? Öyle ismi mesela Carmelo da abi. Ha, tabii benzer komşu mahallelerden Latinlerden de etkileniyorlar. İspanyolca mesela Carmelo. Hoşlarına gidiyor onu da koyuyorlar mesela. Hmm. Carmelo'yu hani Karmel diye bir isim vardır yani Carmelo yapıyorlar onu. Hafif İtalyanca, İspanyolca gibi. Çok, <laughs> çok güzel, Antonyi'den. çok güzel. Bu arada Shakira Richardson da hani ismini konuştuk bu kadar Kerry Mary, Mary diye okunuyor falan diye. Acayip e, e, zor şartlardan gelen bir sporcu. Yani ismini mesela koyan annesini, yani ismini annesi koyuyor mu emin değilim de. Çünkü anneannesi mi babaannesi bakıyor ona. Zira annesini hiç tanımıyor biyolojik annesini. E, böyle çok travmatik büyüme hikayeleri vardır büyük sporcuların. Shakira Richardson o. Tam bir içindeki güç öyküsü hocam. Bu haftaki MG ile içine güç öykümüzde net bir şekilde son dönem atizmin taşıyıcı yüzü. Hani teniste soruluyor ya işte taşıyıcı yüz. Şu an kadınlar da taşıyıcı yüz olmaya en büyük yani yüzü olmaya sporun en büyük aday hatta yüzlerinden biri diyelim. Net bir şekilde. Bir de çok enteresan kendini özgü işte o eski 80'lerden neydi benim de çok sevdiğim ha Florence Griffith Joyner rahmetlerinin de böyle uzun tırnakları gibi uzun tırnakları var. Hatta Tırnaklar benim ritmimi bozuyor diye tırnaklarını çıkarıp dünya şampiyonu oldum. da çıkardı. Aynen, bu da aynen. Peşte de son yarışta. Aynen aynen. Çıkardı. O da çok iyi hikaye. Evet, evet. Böyle kendini dinlemesi falan. Şey olmuştu bu işte. Geçen sene aslında Olimpiyatta yarışacaktı. Çok formdaydı. Ama kanında şeye rastlandı. Burada söyleyebilirim. Marihuana artık şey çünkü serbestleşti şeyde Amerika'da falan da birçok eyalette. Yasaklı madde olarak geçiyor çünkü. Ee, o da şey diye anlattı ya o dönemde biyolojik annemin olduğunu yani bir annem olduğunu öğrendim ve ben beni çok depresyona soktu. O nedenle bir kere yine hani yaptığım bir şeydi bir e, sportif amaç için kullanmamıştım diye savundu ama bir ceza aldı. E, o yüzden de olimpiyata gidememiştim mesela. Ee, i̇nşallah dopingli de olmaz umarım yani biz her zaman o şüpheyi koyuyoruz ama öyle de yorumlamamak lazım. Oradan gelip bir de bir sene sonra hani yerin e, böyle alt katmanlarına da gitmişken hem kendisi moral olarak <laughs> hem e, işte olimpiyata gidememek, hayalini gerçekleştirmek bir sene sonra dönüp Yunan şampiyonasını e, olağanüstü geçirmek. Hem yüzde altın, iki yüzde galiba bronz aldı. E, 4 çarpı yüzde de olağanüstü koştu zaten kadınlarda. O yüzden buradan Shakeri Richardson'a da kendisine selam yolluyorum. Adı stadyuma verildi hocam kendi şeyinde. E, nerede verildi ya? Dallas'ta. Hmm. E, büyüdüğü yerde e, Shakari Richardson Stadium. Hocam. Çok iyi. Sokağa mı verildi stadyum? Stadyuma verildi galiba. Çok iyi. Shakerry. <laughs> çok teşekkür ediyorum Böyle sana. Hocam. Evet. Durduramıyorum İsmet. <laughs> çok iyiymiş. <laughs> Bir futbol maçı nasıl izlenmelidir? Oyuna bakış açımızı değiştirmek için hangi kitapları okumalıyız? Oh. Çok zor. Bakış açısını bu arada taktiksel anlamda bakıştan bahsediyor. Tamam. Şey olarak söylüyor. E, bu sürekli şimdi anlatıda da farklı futbol yorumlama biçimleri var. sonuçta. Bizim Emre mesela daha analiz, analitik o taktik veya işte rakamlara daha fazla giren Tabii. bir yorumcudur. Kimse daha hikayelerini anlatır. Daha e, farklı bir, sözel bir anlatıma gider. Rakamlara çok girmez. Ama hakikaten artık sporda o data, veri, e, istatistik veya işte oyunun Parsellenişini diyeyim tırnak içinde okumak gerçekten ya da teknik direktörlerin bakış açısını görebilmek maçı izlerken sizi daha zenginleştiriyor açıkçası. Ben o tarafa daha yakınım. Mesela ben birçok futbol kitabını çok severim yani taktik kitaplarını çok severim. Klasik zaten Inverting the Pyramid yani Türkçesi de var işte İtaki yayınlarından çıktı. Hatta o futbol serisinin hepsi çok iyi bu arada bence. Zaten Jonathan Wilson'ın yazdığı kitap bu arada, Inverted Pyramid. Jonathan Wilson orada mesela ben de ön sözünü yazdığım için söylemiyorum ama bir tane de Liverpool tarihi kitabı var. Mesela o kitapta 10 maçta Liverpool tarihini anlatır. İşin taktik kısmını anlatır bu arada. O dönemin teknik direktörü nasıl yaklaşmış, rakip nasıl yaklaşmış. Hepsini anlatır. Çok iyidir gerçekten. Zaten Jonathan Wilson'ın o kitapları nefis açıkçası. Diğer kitapları da tavsiye edelim bu arada. Yine Itaki'den çıkan futbol serisi bayağı iyi. Onun dışında Michael Cox'un kitapları çok iyi. Zaten... Galiba tetik hala yazıyor bir yanlış bilmiyorsam. Ee, şey, ara ara bakıyorum çünkü. Bir yandan da onun bir zonal marking var. Ee, bir de e, The Mixer. Yani Premier League tarihi üzerinden var. Bir tane de yani zaten Premier League tarihini, taktik tarihini görmek acayip bir şey oluyor. Genel futbol taktik tarihini de görme şansın oluyor. Bu iki kitap zaten genel taktik e, incelemesi için en iyi kitaplardan aklıma gelenler. Başka ne var? Benim çok sevdiğim bir kitap var. Bizim İlhan'la hatta ortak sevdiğimiz bir kitap. Ee, Almanya'da bir kitap rafını böyle köşede buldum. Aa ne acayip kitap falan dedim. Hiç yani kimsenin bahsettiğini duymamıştım bana. Rudgulit'in şey kitabı. How to Watch Football diye bir kitap. Yanlış hatırlamıyorsam ismi. Futbolu nasıl izlersiniz diye. Yani Gulit'in e, futbola bakış açısı hakikaten çok enteresan ve çok şey öğreniyorsunuz. E, çok çok sevdiğim bir kitap oldu. Yani futbolu izlerken bakış açısını çok zenginleştiren. Bence zaten Hollandalı teknik direktörün çoğunun ya eski futbol adamlarının çoğunun zaten Cruyff'un şeylerini bile okusanız o bakış açısını görmek çok iyi oluyor. Mesela ben şeyi okumuştum o da çok etkilemişti. E, Ruiz Luis Van Halen bir biyografisi var nefis orada da taktik üzerine kafa, bakış açısı falan detaylar zaten biliyorsun yani. E, sever, severse sevmezsin ama taktik olarak Hollandalı teknik adamların e, o bakış açısını okumak bence çok önemli bir zenginleştirici unsur ki Rinus de öyle bir kitabı vardı yanlış hatırlamıyorsam o da çok iyiydi. Ee, tabii bunların çoğun Türkçe çevirisi yok. Yani bu bahsettiklerimin bazılarının var e, maalesef. E, ama hani İngilizce okuyanlar. E, bu bahsettiğim e, Fanhal ve şey kitapların İngilizcesi de var. Yani sadece Felemenkçe yazılmadı. Dutch dilinde. E, vallahi aklıma ilk gelenler bunlar kesin. Ha bu arada zaten teknik direktörlerin biyografileri, otobiyografileri bence zaten o açıdan bir şey anlatıyor. İşte Angelotti'nin kitabı bence çok iyi. E, Türkçe'ye çevrildi galiba Pirlo'nun kitabı da fena değil. Ama biraz daha futbolculuk dönemi daha çok hı -hı, anlatıyor. Hı -hı. Ee, şeyin kitabı çok iyi teknik Guardiola'nın o. Ee, ilk bir Bayern Münih döneminde yazılan var. Neydi yazarın adını unuttum. Çok enteresan Pep ee, Pep'in neyi hikayesiydi ya unuttum. Hmm. Marti Berardo galiba yazarın adı. Hmm. Ee, zaten arkada şeyler yani baya yakınlar. E bir de zaten onun bir kırmızı kapaklısı vardı. bir de e, mavi kapaklısı. O birisi geçerken diğeri Bayern dönemi. O taktik bakış açısını olan üstü görüyorsun. Bence o iki kitap da muhteşem. Marti Perarnau ha Berarnau değil Perarnau. Hatırladım hocam. Deli olurum ben bu şartı, Bravo. Almasın. Bir gece bir arkadaşım şey diye bağırmıştı. Ama kaç diye. Niye o şey, hatırlamıyorsun şeyi hatırlamıyorsun şey. Gece aklına gelmişti. O zaman daha şeyiz. Genç, genç yaşlarımızda 20 yaşında. Gelmezse deliriyorsun. Gecenin üçünde bile ama kaç diye bağırıyorsun. Lan kimdi onun ismi? <laughs> Niye ama kaç konuştuk onu hatırlamıyorum. Sen <laughs> yani... 20 yaşındayken ama kaç Türkiye'de futbol oynuyordu ya. E i̇şte oynuyordu da yani... ne içindi bir şey içindi. Hatırlamıyorum. <laughs> Neyse. Pardon Amokaç değil ya Yekini Yekini. <laughs> Yekini. Özür dilerim niye Amokaç Yekini? Bak şu anda kafam karıştı. Yekini. Yekini hatırlarsınız 94 Dünya abi. Kupası'na giden Nijerya'nın özel golcüsüydü. İlk ünlü Afrikalı golcülerdendir o şey Dünya Kupası şeyinde. Dünyasında diyeyim neyse. <gülüyor> <gülüyor> tamam mıyız? Devam ediyorum. Bunlar hocam. E, teşekkür varsa ediyorum. Varsa şey ekleriz. Liste için teşekkür ediyorum Yeterler abi, abi. Yeterli herhalde sana. Let's ball. Buyur. Oyun ile spor arasındaki fark nedir? Uzun eşekle uzun atlama arasındaki fark birinin derecelendiriliyor olması mı? <laughs> Güzel. Yani çok iyi. Uzun eşek uzun atlama. Hocam ee şöyle uzun eşeğin rekabetçi bir ortamda bir şampiyonası olsa ve bunun için ödüller verilse ve derecelendirilse gerçekten. Spor mu diyeceğiz? Spor mi? olabilir yani. <laughs> e, şey işte anlatıyoruz Eurosport'ta bazen şey anlatıyoruz. Doğru, Taş kağıt makası anlattık. Doğru. Taş kağıt makası rekabetçi bir ortamda dünya şampiyonası çevirdiğin zaman <laughs> spor diye veriyorlar. Hep spor diye bunu. geçiyor değil mi? Kağıt taş makas da yani spor ya diye aslında... geçiyor. Aslında tanımlama kavram karmaşığı şöyle hatta bunun felsefi kitapları yazıldı. Ben hep burada örnek veririm işte. Huizinga'nın meşhur Aha. homo ludensi. Evet evet. Aslında Homo sapiens, Homo e, faber'in devamı olarak hatta onun öncesinde insan daha doğarken, doğmadan oyun oynamak üzerinden bir temel şeyle doğar. Bir felsefi varoluşla, hı hı. E, varoluşunda hı hı. vardır der. Hatta şey denir ya bu Erik Fromm'un meşhur sözü vardır. İnsan e, insan dünyadaki e, kendi ile ilgili anlamsal sorunu tam cümleyi hatırlamıyorum da sorunu çözmeye çalışan tek varlıktır diye. <laughs> ya felsefe o yüzden var zaten. Mesela evet. <laughs> yani, mesele orada oraya kitleniyor. Bu oyun ve spor kavram karmaşası da oradan çok konuşulur. Hangisi büyük şemsiyedir, hangisi altta küçük şemsiyedir? Aslında değişir yani bence duruma göre. Yani çünkü mesela ne diyoruz? Daha doğrusu Amerikalılar ne diyorlar? Game diyorlar e, maçlara. Doğru. NBA Games ya da işte I love this game diyor aslında. Game oyun yani sonuçta. Yani, tam kelime karşılığı oyun değil mi game'in? Tabii tabii. Yani o anlamda kullanılıyor. İkisi tür game week. Ha, game week diye geçiyor. Bravo. Game o, da, diye. o da öyle geçiyor. Aslında o hangisi hangisinin alt kümesi tam karışık. Çünkü oyunla başlayan bir şey aslında spora dönüşüyor genelde. Genel. hep burada spor kökenleri sorulduğunda Jövde Pom oyunundan gelmiş, işte tenise dönüşmüş diye anlatıyorsun. Örnek aklıma çok yüzeysel geçiyorum tabii ki de. O yüzden o birbiriyle çok ilintili, çok girift. Yani öyle bir anda hadi bu oyun, bu spor diye ayıracağın şey var. Olimpiyat oyunları var. Olimpik Games diyorsun. Olimpiyat oyunları diyorsun yani mesela ama spor dalları var içinde. Yani spor branşları var. O yüzden de bu öyle şey bir şey değil. Ee, hani uzun eşek sadece oyun olabilir, spor olamaz. Uzun atlamada sadece spor olabilir, oyun olamaz. Hayır, uzun atlayarak oyun oynayabilirsin. Seksek de bir nevi minik uzun atlama yani oynarken. Yani ufak ufak da abartıyor. Doğru, dediği gibi derecelendirme burada. Aynen hocam. Müsa yani bir tabii ki sporun kendi içinde tanımlamada işte fiziksel aktivite falan deniyor da sonuçta Düşünceyle oynanan bazı şeyler de spor dalı olarak geçebiliyor artık. O kavramlar biraz o kadar şey olmamaya başladı. Çünkü insan gelişiyor, insan dönüşüyor ve hayat dönüşüyor, yaşam dönüşüyor. Ve onun içindeki daha önce 10 yıl önce kullanmadığımız kavramlar yerini alıyor. Meslekler hep konuşuyoruz. 10 yıl önce olmayan meslekler şu an biz ilan veriyoruz. O meslek yok 10 yıl önce mesela yani. Hani sosyal medya uzmanı diye bir şey var mı abi 10 yıl önce, 15 yıl önce? Yok yani. Bir şey. O yüzden de hani baktığında şimdi... Breakdance ve kaykay da şeye girdiğinde, Olimpiyat Oyunlarının spor dalı olarak girdiğinde artık zamanın değiştiğini anlamak lazım. Çok ma şey aşırı muhafazakar olmamak lazım. Tabii ki belli şeyleri korumakta yarar var. Belli değerleri de. Bu biraz oraya da giriyor. Yani o rekabetçi, fiziksel aktiviteyi biraz açmak gerekecek. Ee, bir şeyinin düzenlendi ödüllendirme hmm. sisteminin olduğu, derecelendirmenin olduğu, bir, ne bileyim bir sonunda bir şeye ulaşıldı. Oyun çünkü onun için de oynuyorsun bak. Oyun tam nedir? Engeller, obstacles falan yani niye İngilizce kullandım? Engeller koyarsın, e şeyler zorlaştırırsın belli bir şeye ulaşmayı. O zaten sonra hangisi beceriyorsa oyundur yani işte. Ne bileyim Monopoly de bir oyun. Doğru. Monopoli bir şampiyona çevir. Dünya Monopoli şampiyonası. Spor oluyor. <laughs> Derecelendir. Ha tabii fiziksel aktivite olarak çok bir şey yok. Şey yapıyorsun. Parmak. Ama dart da yani ilk başta oturup baktığında dart ne kadar spor mesela. O fiziksel aktivite tanımının altına sıkıştırdığında. Doğru. Şunu atıyorsun hocam şunu. E o zaman okçuluk ne kadar spor? Ne kadar fit olman lazım mesela okçu? okçu doğru olabilir. doğru. Hat Göbekli okçu olur mu? Olur. Olur niye olmaz? Hani böyle sporcu fiziği algı vücut algısında hocam hep fit olacaksın. E spor dallarının çeşitliliği böyle gidiyor işte yani. Herkes at üstünde o ok katmıyor yani. Legolas gibi olmuyorsun işte hani tam Mete mesela şey bir ama Hafif Göbekli ve toplu da var yani. İlla şey olması gerekmiyor. Vücut shaming'e karşıyız hocam, body shaming'e. Teşekkür şemitledir shaming ya. Vücut de iyice artık Neydi? ya. Neydi? Onun Türkçesi nasıl Türkçe yapalım? Ee, ee, onu güzel bir... Ne dememiz lazım? Evet, body shaming çok yerleşti bir yer. Üstümüze vazife olmayabilir bu çünkü akademik çalışmalar yapılıyor olabilir bu çevreyle O zaman kes alakalı. burayı hocam, kes burayı. İlk Nur Hacı Softoğlu hocam, sen bunu bilirsin Erkan Erkan Erdin sorusuna Dur, devam ediyorum. Dur, soruyu cevapladık mı oğlum? Evet. Ha, tamam. Son bir e, şey söyleyecektim. Mesela Olympic Games diyorsun, Dünya Games yani World Games diye bir şey de var. O, o da efendim. mesela bu işte, Ya, yani şey yapacağım, hiç spor gibi algılanmayan, ama aslında spora dönüşebilecek birçok şeyin, oyunun diyeyim, hmm. şeyin yapıldığı alternatif olimpiyat oyunları. Hmm. Evet. Bir sürü tuhaf spor var. Bakın World Games'e girin listesi. <laughs> tuhaf spor derken tuhaf, ya, tuhaf şu anda şey, alışık olmadınız diyeyim. Bak tuhaf yanlış bir tanımlama. Evet. Aşina olmadınız. Tamam. Hocam, o zaman bakalım. devam ediyorum Erkan Erdin sorusuyla. Evet. Maçlardaki istatistikler nasıl tutuluyor? Mesela basketbolda rebound, asist, top çalma kim tutuyor abi bu istatistikleri? Teknolojiden nasıl yararlanılıyor? İnsanlar. <laughs> yanlış istatistik verilme ihtimali sizce yüzde kaç? Oluyor arada, düzeltiyorlar sonra. Corrections sürekli, yani düzeltme sürekli yapılıyor. Niye corrections diyorum? NBA Fantasy'de de bazen, benim bir kere hmm. istatistikim düzeltildi maalesef sonra maçta yanlış kaydetmiş hocalar. Şey değişmişti, 5-4 kazanırken 4-5 kaybettim o yüzden. Bir top kaybıyla. Çok üzücü. Evet. Şimdi şöyle bunu bir robotlar veya sistem yapmıyor insanlara bu görev veriyorlar çünkü belli bir muhakeme ve şey gerekiyor ayırt etme zihni gerekiyor. Ha, i̇leride bu yapay zeka algoritma falan yüklenince girer mi ama maçı yani her neyse o basketbol maçı futbol maçı voleybol maçı neyse herhangi bir sporda o istesi görüp onun tanımını bilip ona göre o sisteme giriyorlar. İşte bu bir sürü en büyük işte Opta var bildiğiniz ya da Statsbond bir sürü sesi şirketi var. Onlar da birçok insanı istihdam ediyorlar. Her şimdi Barış'a sormak lazım. Barış daha iyi biliyordu da ben birkaç yerde okudum bildiğimden. Barış da hatta birkaç kez anlatmıştık sohbetlerimizde. Hı -hı. Ben de birinde çalışırken Barış'la çok muhabbetimiz oluyordu. Ee, şey ne denir? Barış Gerçeker'den bahsediyorum orada Çok sevgiler kendisine. Çok sevgiler. konusunda gerçekten iyi anlamda kafayı kırmış bir arkadaşımızdır. Ben severim öyle kafayı kırmayı. Çok hoşuma gider. O yüzden... Sevgiler kendisine, işine böyle kendini adamak i̇nanılmaz. inanılmaz bir şeydir, onu çok iyi yapmak. İnanılmaz. Ee, neyse, ee, şey bir maça galiba 2-3 kişi mi veriyorlar işte, 2 kişi şeyleri yani hem canlı izliyorlar hem bir daha izliyorlar, istatistikleri şey yapıyorlar, bir kişi de onun sağlamasını yapıyor galiba, yanlış bilmiyorsam sistemde. Öyle bir şey okumuştum diye hatırlıyorum. Beni düzeltir ne olur Barış, şimdi aklıma geleni söylüyorum. Hani insanlar şey yapıyorlar. Basketbolda da mesela kenarda bir şey görürsünüz maçta canlı izlerken Euroleague'de NBA'de kenarda insanlar oturur. Kimisi masa hakemidir falan. Orada istatistik bölümü de vardır. Ondan sonra tık 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 girerler hocam canlı istatistikler. Dolayısıyla evet. yanlış istatistik verilme ihtimali de var tabii ki ve düzeltiliyor sonradan. Evet verilebiliyor, düzeltilebiliyor. Mesela bazı istatistiklerin şeyi de tanımlaması da şey ya. Ha demin kitap sormuştu ya seyircim mesela. E, XG yani unexpected, hmm. goals, unexpected diyorum. Expected goals, unexpected de çok oldu. Expected goals muhabbeti yani hani. Hatta bunun üzerine şey e, Rory Smith falan acayip bir kitap yazdı. Onu da tavsiye ederim bu arada. Rory Baba çok tatlı adamdır. Ondan sonra ee, ben de şey burayı kesin Candaş Tolga gibi oldum. Rory Baba, Sezo. <gülüyor> <gülüyor> çok gülüyorum baba. Bir tane adam sürekli Candaş Tolga tweetleri atıyor görüyor musun? Görüyorum, görüyorum. İbrahim diye hesap. Buradan tabii keselim burayı da inanılmaz bir şey ya. Acayip çok komiğime gidiyor. Neyse. Ee, ne diyordum ben? Dur bir yerlere <laughs> gidelim. <Rory> babaya, selam, <laughs> ha, Rory yani. baba'ya selam. Rory Baba'ya selam. Rory'cim. Yapayım Sezo gibi Roro. Ro. <laughs> ne diyordum ben ya expected olsa onu mesela tanımlamasını bilmek lazım yani uzman olmak lazım. Esaslıktan anlamak lazım falan falan bir sürü şey var. Yani mesela bazen asist kuralları değişiyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. İşte EuroLeague'de Avrupa basketbolunda serbest atışı atan oyuncuya giden pas da artık asist sayılıyor son yıllarda. <laughs> hani bunları falan kaçırmamak gerekiyor. Dün mesela ben benim maçımda Kevin Durant'in top kaybı yaptı. Yazmadılar. Top kaybı olarak gözükmedi. çünkü elinden çıktı. Başka oyuncu değdi. Ee, ve dışarı öyle gitti. Acaba ondan mı top kaybı oldu? Kevin Durant'tan mı? Ama hücum eden takımda son dokunan Kevin Durant olduğu için yarım saat sonra top kaybını işlediler. Hmm. Mesela bir örnek vereyim böyle hocam. Teşekkür ediyorum. Bir de ilerlemiş advanced stats dediğimiz bir kısım var. Onunla ilgili soru bekliyorum. Yeni seansımızda. O bir manyaklık. Ya onu şimdi girmeyeyim. O onun tutulması falan İnanılmaz başka tabii. bir şey. Çünkü Bora ilgili elden. belli sistemler kullanıyorlar. <laughs> Formation Clouds. Hmm. Tur de France'da bu sene hangi etabı nerede, yerinden izlemek keyifli olur? Aa zor soru abi. Baktın mı şeye? E... Biliyorum biliyorum parkuru. Ha, parkuru biliyor musun? Daha ilk çıktığında böyle bayağı ince. Ben bakmadım daha. Bu Ekim-Kasım açıklanıyor ya. Hmm. Çünkü İtalya'dan başlaması çok ilgi çekici. Fransa'da başlıyor. Ee, ilk dört gün yani dördüncü gün. Fransa'ya, galiba de önce Fransa'ya geçiş olması lazım, e, Piemonte'den, Pinerolo'dan e, sonrası e, Fransa'nın böyle ortalarına doğru gidip tekrar güneye inip Pirene'lere oradan e, şey tarafına doğru hocam, Alpler ve akabinde Nice'de finish. Bence şu kriterleri unutmamak lazım Fransa bisiklet Skatuna etap izlemeye gitmek için. Bir kere uçacağınız kent, pratik, hesaplı uçulan bir yer olması iyi bir şey olur. İyi bir, e, birinci kriter o. Bir üst seçmeniz lazım. Çünkü böyle şey gibi olması zor. Bir karavanınız veya işte motosikletle bilmem neleri takip etmiyorsanız ki zor oluyor o tip takipler. Çok zahmetli. O dağlara falan çıkmak öyle çok mümkün olmuyor. Ya yürüyerek ya bisikletle falan çıkman lazım. Böyle arabaları falan serbest bırakmıyorlar yani. Karavan parkları falan var onlara bırakıyorsun yürüyorsun. Veya işte etabın belli bir bölümünde durabiliyorsun. Mesela yokuş kısmında değil de daha durulabilecek yerler var. O yüzden takip etmek açısından aslında bir kente rahat gidilen bir kente yakın bir iki etabın olduğu bir zamanı seçmek çok iyi olabilir. Mesela açılışa gidebilirsiniz. Fransa'ya gittiğiniz zaman e, hatta şöyle diyeyim. Bologna'ya uçuşlar çok fazla bildiğim kadarıyla. Çok. Bologna ikinci etapta Bologna'dan başlıyor. Bologna Floransa arası da o kadar yakın ki. Yani trenle falan bile bir, saat falan diye biliyorum yanlış bilmiyorsam. Yanlış hatırlıyorum süresince Yakın yani o kadar uzak değil zaten. İtalya'nın o bölgesinin mesafeler. Hı -hı. O yüzden de gidip mesela orada ilk iki gün etabı izleyebilirsiniz. Yani Bologna'da nefis bir kentte kalırsınız. Floransa'ya gidersiniz. iki etap. Bence orası güzel. Çünkü Bologna'dan sonra bir şey var, transfer var, Pleissance'dan şey başlayacak. Üçüncü etap. İkinci etapı, izleyip dönebilirsiniz mesela. Bence tatlı açılış. Bir de açılışlar böyle çok cafcaflı olur. Bütün bisikletçiler orada olur. Hani daha nispeten kaza olmamış olur, olmasın da baştan. Yani herkesi görme şanssız olur. O açılış kentlerinde falan, Grand Depart yapılan yerlerde sporculara bisikletle temas etme şansınız daha fazla oluyor. İşte açılış partisi düzenleniyor falan. Tatlı olur yani bir gün önceden falan da giderseniz. Benim tavsiyem olur, o cümbüşü yaşarsınız, atmosferi. Ee, bir de bence şey olabilir, Nice e veya Marsilya veya Lyon'a uçup e, o hem Nice'de bitecek son iki etap ki Nice'te tarihi bir finish olacak çünkü bir zamana, şey, e, zamana karşı da bitecek. Yarışılacak bir etap yani. E, yaklaşık kaç yıl sonra, 35 yıl sonra ilk defa. Wow. Aynen, normalde biliyorsun böyle yarışılmış gibi yapıp son bölümde sprint finishi olan e, bir etap oluyor. Yani genel klasmanı etkileyen bir etap değil. O, o, açıdan da oralar olabilir. Çünkü mesela Lyon'a gittiğinizde de o Alplere yakınsınız. Hemen oradan bir iki saatte araç kiralayıp şeye geçebilirsiniz. Tabi aracını da önceden kiralayın bulamazsınız yani oralarda. Fransa bisiklet turu zamanı değil öncesinden şey yapmanız lazım. Hatta şimdiden bence bir şey yapın. <laughs> Onun bir manyaklığı var çünkü. O yüzden de e, ee, velhasıl oradan mesela bir iki etabı da yakalayabilirsiniz. Yakın çünkü. Ya da Nis'te zaten gidersiniz, gene hafif oralardan bir iki etap yakalayabilirsiniz. Çok Öbür türlü olur. Yani şeye gitmeniz lazım. Mesela ha şu olabilir. Ben Pirenelerde bir etap izlemek istiyorum dersen. Benim tavsiyem açıkçası bu sene çok orası olmaz. Güzel etap da daha cümbüşü daha üst üste bir iki etap izleyebilmek daha pratik yani. Bir tane etap izleyip dönmekten sekiz gün üst üste kalın. Iki ya, çünkü birbirine bağlanıyor onlar. Yakın oluyor kadar uzak olmuyor. Güzel bir Benim French adım. Riviera Temmuz'da şöyle. Nis bence nefis ha, olur. Çok güzel olur. Gidişiniz dönüşünüz kolay olur. Çok güzel Yukarı olur. arabayla rahat gidersiniz bir iki etaba. Doğru. Bence ya finish ya start bence. Şu an bu sene çok güzel o yüzden parkur oralar. Teşekkür <laughs> ettim. Siz... Bendeki soruların sonuna geldik. Bitirdik mi? Evet bitirdik. İnanılmaz. Soracak başka bir sorum kalmadı. İnanılmaz. Ağzına sağlık diyorum. Etimolojiden jeoloji... So <laughs> <gülüyor> <Şaka> <gülüyor> her şeyi biliyoruz ya. CNN Türkiye Yok. çıksak her konuda yorum yaparız ikimiz seninle vallahi billahi. Şimdi şey diye dalga geçecekler. Işte, bilmediğin konular hakkında da konuşuyorsun falan. Ağzına <laughs> sağlık. İyi ki konuşuyorsun. Ekran vermişler. Seni seviyorum. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Kapatman için topu sana atıyorum. Oraya seyahate gidiyor musun? Var İki mı? hafta sonra. Nereye gene? İtalya. 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 Nereye? Ee, abi Milano'ya ineceğim. Sonra Florensa, Cenova, Florensa, Venedik, Milano. Dur lan. Şöyle bir yuvarlak çizeceğim. Bir dakika anladım da bir dakika. <laughs> Karim mesaj attı. Çabuk eve gel. <laughs> ben İtalya yerleri <ayarları> kurarken <gülüyor> dur. <laughs> Karşı Anadolu yakasına geçmem lazım. <laughs> Hem de metrobüse bineceğim. Sen Milano'dan trenle geçerken ben metrobüse bineceğim. Araba biniyordum. kiraladım, arabayla gideceğim. Sana her, aferin bravo. İtalya'da araba kullanmak çok güzel ha. E, kullanmıştım daha önce evet. İşte her şeye bir cevap bak, onun da her şeye bir cevap bak. <laughs> şey demeyeyim, motor kullandığımı falan diyormuşum. Yok. Ha, al sana işte, Motoru al bulduk. Motoru sadece burada kullanıyorum abi. Al. O zaman Mirgün abi gibi bin motora İtalya'da. Yok, bileyim. o sadece İstanbul. Ya da Evan McGregor gibi. Tamam, hadi. Ve beni dövecekler, kapatalım. Dur bir dakika, kimse dövmesin, bekle. Dövün Milano'dan mi? şeye geçiyorsun. Cenova'ya. Florensa. Cenova'dan Florensa'ya, Florensa'dan Venedik e, Venedik'ten tekrar. Hocam, arada Lucca kenti var orayı uğra. Çok güzel yer. E, da, Lucca. Ben bakmadım abi şeye. E, Beraber bir gibi. üstünden geçeriz. Bir olur. Sana mı? bir Giro Darman yaparız. Tabii ki. Nasıl? Çok memnun olurum. Giro d'Italia. Eee. <laughs> <laughs> Hadi kapat baba. O zaman sizleri buradan şeye gönderiyorum. Madem YouTube'dasınız. 90'lar Avrupa'dan futbol programı giriş seri A şeyleri vardır. Nefistir o e, İtalya Ligi özetler. Şey, İtalya Ligi özetler mi? Yok Avrupa futboluydu ya. Nefistir. Çok Nefis. güzel. Hemen koyuyoruz burada. Sorularınızı bekliyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi gömebilirsiniz. Aa bir seyircimiz şey yazmış, o yorumu gördüm. Ne? E, bütün yorumlara bakmıştım da bana mention atmış, pardon. E, Youtube'da değil. Ne? Abi geçen hafta nasıl e, Rony Osalab'ını unutursun, Goat muhabbetini? Unuturuz. Ya hocam tabii ki kendi sporunu Goat'u şeyi. Gotu. <laughs> goat. <to>, go <laughs> evet Bu düğün filminin okunmuşunda da sıkıntı oluyor. Düğün mü, düğün mü diye. Ne diyorsun Dur. ya? İyice zihin sıçramalarına geçti. Kapat <laughs> artık şunu ya. Öyle oldu hocam. Buradan sizleri o zaman uğurluyoruz. Emci İşbirliği hazırladığımız sıkça sorulan sorular programında bir bölümünden sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.